Öyle. Dul bir hanımla evlenmek isteyen Cohen gidiyor kadı mahkemesine. O da evleniyor. Orada evleniyor. O şeydir zaten bak. Madem babam ince bizim gayrimüslimler, evet, hem Hristiyanlar hem Yahudiler kendi evet cemaatleri içinde halledemedikleri mesele İsrail, için kadı sicillerinde evet dünyanın hükmü var. İsrail'deki Cohen'ler ise Amerika'ya gidiyorlarmış. Şimdi mi? Çünkü İsrail mahkemeleri bunların nikahlarını kıymıyor. Niye? Tevrat'a aykırı, dine aykırı vesaire şeklinde. Ama Cohen'lerin mesela bir pidyon haben dediğimiz özel bir yeri de var mesela aklıma gelmişken. İlk oğulluğun azat edilmesi şeklinde. Yahudilerde ilk oğulun çok önemli bir yeri var. Bu mabede ait kabul edildiği için bunun anne babasına ait olabilmesi için bir Cohen tarafından azat edilmesi lazım. Bir törenle bunlar anne ve babasına iade ediliyorlar. Günümüzde devam ediyor mu? Veriliyor mu peki? Koyun değil. Günümüzde bildiğim kadarıyla buradaki Türk Musevi din adamlarından öğrendiğim kadarıyla mesela 5 gümüş kaşık karşılığında bu çok sembolik bir ifade. Geleneğe sürdürme ifadesi bildiğim kadarıyla. 5 gümüş kaşık. 5 gümüş kaşık. Şey. Anne baba Kohen'e veriyor. Onlardan çocuklarını azat etmiş oluyorlar. Öyle bir adet olarak. Bir seyircimiz soruyorlar. Şey olarak değil. Neden süt ve et tenceresini karıştırmazlar? Galiba şey demek istiyor aynı kaşıkla. Koşer dedik. Koşer. O koşere geleceğiz efendim ama bildiğim kadarıyla o Tevrat'tadır. Evet. Yavruyu annesinin sütünde pişirmeyeceksin. Pişirmeyeceksin. Bizim diye dilimize de geçmiş Murat Bey. Etliyle sütlüyü karıştırma. O mu? O. Evet. Oradan mı gelme? Oradan gelme. Etli ve sütlüyü karıştırmama meselesi. Yalnız Tevrat'ta bahsedilen etliyle sütlüyü aynı anda yeme değil. Annesinin sütüyle kuzuyu pişirme şeklinde. Hmm. Bu bahsettiğimiz etliyle sütlüyü karıştırılmaması Talmud'da, Talmudik dönemdeki yani Tevrat sonrası miladi milattan önce 2. 3. asırda başlayıp 4. 5. asra yani İslami döneme gelinceye kadar bu din adamlarının Tevrat üzerine yapmış olduğu yorumlardan kaynaklanmaktadır. Ve bu bugün bile hala vardır. Mesela ben İsrail'de bulunduğum dönemde bir lokantaya gittiğiniz zaman etli bir şey yediğiniz zaman hemen arkasından sütlü kahve içmek isterseniz vermiyorlar. Veriyorlar fakat lokantayla farklı bir mekanda evet, içmenizi zorluyorlar. Başka bir yere çıkarıyoruz. Tabii tabii. Hatta koşaya geleceğiz. Vardır geleceğiz. Halevi ve Basari diye yani et bölümü süt bölümü şeklinde. Bu günümüz İsrail toplumunda da pratik olarak kullanılıyor. Ya aslında şey açısından fena değil. Şöyle şimdi etten sonra süt ürünleri tükettiğiniz zaman etten aldığınız demiri bağlıyor. Hatta bu affedersin. Yani tıbbi olarak. Kaşar peynirin bile ortaya çıkması bu şeyin gereği. Kaşardan mı? Çünkü mesela peynir eskiden inek midelerinden yapıldığı için. Mide. Nasıl? İneklerin i̇şkembe midesinden. Yani. İşkembe beden. Değil mi? Tabii tabii. İşkembe. İşkembe beden. Kibarlık şey. Bir dakika peynir onun içinde peynir mi? Yani? İçinde yapıyor şimdi. Mayasın. Şimdi işkembeden alınan bir parça süte katılacak. Etliyle sütlü. Karışacak. Karışacak. Bu günah olduğu için Osmanlı döneminde Edirne'de bildiğim kadarıyla bir bitkisel bir takım şeylerden farklı bir maya geliştiriyorlar. Türk damak zevkine de uygun olduğu için kaşar peynir olarak bizim mutfaklarımızda. Yahudiler mi keşfetmiş? Tabii. Ama kaşar peynir bizim mi de Bulgarların mı? Bulgarlarda Edirne'de ama Yahudilerin Yahudilerin ha. Bulgarlarda meşhur şey kaşkaval. Kaşkaval. Çok yağlam onlarınki. Öyle güzel. Yanlış güzel olan her şey yağlıdır. Yağsız olan her şey kötüdür. Orada müsaade ederseniz bir iki soruya cevap verelim. Efendim Kemal Tataroğulları soruyorlar. Topkapı Sarayı'na giriş neden ücretli? Çünkü dünyanın her tarafında efendim müzeler ücretlidir. Bedava müze olmaz. Kaldı ki bu müze kart meselesi ne kadar kolaylaştırdı. Efendim, çok cüzi bir para verip de. Çok, tabii, çok güzel bir kültür, şey. Kültür bedavaya elde edilmez. Siz Murat Bey saraya girişte ücret ödüyor musunuz? Hayır efendim ödemiyorum. Ama tahmin ettiğiniz sebepten dolayı değil. Basın kartı sahiplerine müzeler ve öğren yerleri serbesttir. Basın kartım olduğu için ödemiyorum efendim. Bir diğer soru. Pardon. Sayın Serhat Başar teşekkür ederiz efendim. İkinci Alexander'ın kardeşi Yeşilköy'e gelen prens. Grand Duke Nikolay Nikolayovic. Nikolayevic. Evet. Teşekkür ederiz. Mehmet Kaya Bey Isparta'da yazmışlar. Hep kötü şeyleri söylemiyoruz. Güzel sözlerinizle de teşekkür ederiz. Yani işaret ettiler. Reklam gelecek diyorlar. Kaç liradır bu kart diyorlar bir seyircimizde basın kartını. Basın kartını efendim başbakanlık verir.
Bakkalda satılmaz. Ha, belki müze kartını soruyorlar. Müze kartı. Müze kartı ayrı. Müze kartı 20 milyon. 20 lira. 20 lira. O kartı alıyorsunuz 20 TL. Türkiye'nin her yerinde. Her yerinde para vermeden geziyorsunuz müze. Hatta İlber Hoca falan karşıydı galiba değil mi o kartı? Vallahi o kartı ben de karşıyım biliyor musun? Yani millet girsin de müzeye bağır. Yani evet nasıl ya. Girerse girsin yani önemli değil. Bence de. Ben de karşıyım o şeye çünkü. Türkiye'de çünkü gezilen yerler belirtir. Ayasofya, Topkapı. Erhan. Louvre Sarayı kaç para? Louvre Müzesi. Ve Versailles kaç para? Bir servet ödüyorsun. Bedava olmaz. Çünkü müzecilik çok masraflı. Onlar kaç yüzyıldır bu işi çok güzel yapıyorlar. 1700'lerden tablolar var. İnsanlar gidip böyle. Bir de Versailles müze değildi ki 1700'lerde. Bir de şey var. Okullardan toplu olarak öğrenci vesaire götürüldüğü zaman zaten bedava gezdiriliyor. Yani yazıyla gidildiği zaman öğrenciler. O da yanlış bir şey. O da yanlış bir şey. İşaret ediliyorlar. Evet. Bir dakika ara verelim. Ya bu zıplıyor ara ver diye. Efendim aradan sonra sorulara cevap vereceğiz. Çok enteresan sorular var.